Merhaba Ali. Seninle son kez konuşmak için geldim. Neden bana yalan söyledin? Ne? Ne yalanı? Ali bak ben gerçekten... Neden? Babama bir şey yaparsın diye çok korktum. Nasıl söylenebilirdi ki bu? Bana niye bir şey yapayım? Yapmaz mısın? Onu affedebilecek misin? Sevda, anlamıyorum. Uygarlarda kalıyorsunuz diye babana niye bir şey yapayım ki ben? Sen beni ne sanıyorsun ya? Sen... babamların uygarda kaldığını mı öğrendin? Evet. Ve haliyle senin bana yalan söylediğini. Ali, ben senin için öyle dedim. Yoksa o uygar pisliğinin evine hiç gitmedim. Yüzünü bile görmeye tahammülüm yok zaten. Ama onunla uğraşmanı da istemedim. Zaten benim yüzümden başın yeterince belaya girdi. Sevda, yalandan daha büyük bela yoktur. Bana bir daha yalan söyleme. Olur mu? Bir daha su yok Ali. Bir daha asla ama asla benim yüzümden kötü bir şey yaşamayacaksın. Artık her şey bitti. Ne güzel bir sürpriz bu. Ne oldu? Yine mi kavga ettiniz? Çok kötü görünüyorsunuz da. Yok. İyiyim ben. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Söylemeyecek misiniz ne olduğunu? Söylenecek bir şey yok Duygu Hanım. Arkadaşlarla aramızda bir sorun oldu. Ama hallettik biz. Hallettiniz. Hı hı. Böyle mi hallettiniz? Siz kavganın dışında başka bir çözüm yolu bilmiyor musunuz? Eczanede de aynı şeyi yaptınız. Ya, polis arardı, gelirlerdi, alırlardı. Ki zaten öyle de yaptık. Hemen geldiler, gördünüz. Başınızı belaya sokmaya ne gerek vardı? Mesele değil ya. Oldu bir kere. Ben... sonuçta bizim yüzümüzden başınızı belaya soktunuz. Ben gerçekten çok çok üzgünüm. O yüzden öyle demedim yani. Neden dediğimi anlamışsınızdır. Siz üzülmeyin Duygu Hanım. Eğer sizin geleceğinizi bilseydim... ben buraya çoktan düşerdim. Anlamadım. Yani diyorum ki... üşenmemiş gelmişsiniz buraya kadar. Onu diyorum. Tabii ki gelecektim.
Benim için başınızı o kadar belaya soktunuz. Senin için. Emanete yiyecek bir şeyler bıraktım. Alırsınız. Alırım. Tamam. Tamam. Senin gibi belaya can kurban be. Ben ilaç alacaktım da. Ne ilacı? Kalp. Ama kuzum yeter artık. Bak ben sana neler hazırladım kutlama yapacağız diye. Teşekkür ederim Tuğçe. Ama kutlama falan yapmaya gerek yok. Ya yarın çekimlerin var. Ve hatırlatırım ki bu senin en büyük hayalindi. Öyleydi. Ama pek bir önemi kalmadı açıkçası. Kızım farkında mısın? Sen bugün ilk adımını attın. Böyle başarı merdivenlerini tırmanacaksın. Ünlü fotomodel Sevda Eğilmez. Ya ben şimdiden görüyorum o dergi kapaklarını. Ben oralarda olmak istemiyorum Tuğçe. Amacım şöhret olmak falan da değil. Biliyorsun para için kabul ettim. Borçlarımızı ödeyebilmek için. Biliyorum. İyi yaptın. Ki zaten para olmadan da hiçbir şey olmuyor. Hadi ben içecek bir şeyler getireyim. Sina, afiyet olsun. Sağ olun Eger Bey. Nasıl oldu? İyileştim sayılır. Annemle babamla da konuştum. Birkaç güne ayrılırız. Nereye ayrılıyorsunuz ya? Rahatsız mısın yoksa? Yok, çok rahatım da size de çok zahmet verdik. Olur mu oğlum öyle şey? Uygar Bey, siz ablama bir şey mi dediniz? Yo, ne oldu? Yani ne bileyim, sinirli gelip beni götürmek istiyor ya. Ben de dedim herhalde siz bir şey dediniz. Yok Sinancığım, benimle alakası yok. Bak inanmıyorsan ablana sor. Sordun mu yoksa? Ne dedi? Yo, bir şey demedi. Ben de anlamadım. Bak Sinan,
ablana benden zarar gelmez. Anlıyorsun değil mi? Sana ufak bir şey aldım. Uygar Bey, ben bunu kabul edemem. Lafı mı olur? Ne dedim ben sana? Ben senin abin sayılırım. Hem iyileş, ayağa kalk, işin de hazır. Artık seni hiçbir yere bırakmam. Nasıl yani? Benim şirketlerden birinde yanımda çalışacaksın. Ama şirkette ben ne iş yapabilirim ki? Sana önce işi öğretecekler. Sen hiç panik yapma. Çok teşekkür ederim Uygar Bey. Hadi sen de iyileş, ayağa kalk. Yarın şöyle bir şirkete gidip gezelim, olur mu? Tamam, olur Uygar Bey. Ya şu beyi de kaldır artık. Tamam Uygar abi. Hı. Aferin. Ali Çağan'ı polise teslim etmiş. Numarayı yuttu. Hiçbir şeyden haberi yok. Paslanıyor bu Ali artık. İnziva ona hiç yaramadı. Belki de gerçekten artık eski gücünde değil. Ne dersin Can? Ali'nin numarayı yemesi onun kabahati değil efendim. Sizin dehanızın eseri. Çakal. Kim çakal hocam? Bu mu çakal? Evet, öda verdi. Bu adam yalan söylüyor. Sinan'ı tanımadığını söylemişti ama tanıyor. Soru şu. Söylediklerinin ne kadar doğru, ne kadar yalan? Ve kardeşim hakkında ne biliyor? Gidip hemen soralım hocam. Yok. Şimdi olmaz. Adam zaten hapiste. Şimdilik dümeni fark etmediğimizi sansınlar. Sonra müsait bir zamanda uğrar. Ne biliyor, ne gizliyor öğreniriz. Böylece kim kukla, kim kuklacı herkes anlar. Uygar Bey hediye etti. Yarın da iş yerini gezdirecekmiş bana. Hatta iyileşeyim, yanında işe bile başlayacakmışım. Ay oh be, çok şükür anneciğim. İşin gücün de olacak. Oh! Hayriye, bu Uygar Bey'in hakkı ödenmez ha. Uygar Bey bence iyi biri ya. Herhalde oğlum. Baksana senin için yaptıklarını. Onun yerinde başka biri olsaydı, bırak evini almayı, kendi evimizde bile barındırmazdı bizi. Öyle vallahi, öyle de şu Sevda da görse şunu ya. İşte onu ben de anlamadım. Boşuna sinirleniyor. Uygar abi bence onu gerçekten seviyor. Ara ablanı anneciğim. Ara, yarın senin kontrolün var ya, sen de gelsin. İkna et ayrıca buraya gelmeye de. Zaten birkaç gün kalacağız, gideceğiz buradan. Tamam. Abla, yarın benim kontrolüm var ya. Ona birlikte gidelim mi? Gidelim ablacığım. Tamam. Tamam abla. Görüşürüz. Bay bay. Tamamdır. Oh. Kafasında bir şey kuruyor ama ne? Şu bana bak. Dikkatli olun ha. Öyle sakin durduğuna bakmayın bunu. Evet beyler. Kartal Çelik. Yaşar Eren. Süleyman Kemal.
Devam et. Tuğçe abla gelmedi mi? Geldi canım, buralardaydı. Sinancığım nasılsın? Ne dedi doktor? Çok iyiyim. Yakında sağları geri dönebilirmiş. Haberler süper. Ha, ama üstüne titremeye devam edin dedi. Bir dediğini iki etmeyin dedi. Dedi değil mi abla? Başka ne yapıyoruz sanki deli? Ha, dışarı çıkmışken de hemen eve götürmeyin dedi. Bak reçete yaz istiyorsan bak. Bak sen. Aa, çok merak ettim. Oku bakayım ne yazmış. Hafif toz deniz havası. Güzel bir yerde güzel bir yemek. Bir de tatlı şart yazmış. Ama doktor yazmış şimdi. Yapmazsak olmaz değil mi? Hadi. Ne demek Talat burada? Ölmemiş mi o? Ölmemiş. Nasıl ölmemiş? Basbayağı ölmemiş oğlum. Koğuşta kanlı canlı karışımda duruyordu. Demek biz Talat dirilse de konuştursak diye dua ederken o herif senin karşına çıktı öyle mi? Aynen öyle. Sonunda Erniko'nun katilini bulacağız Vedat. İntikamımızı alacağız. Ben bir suç işleyip senin yanına geliyorum pilot. Şşş. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Ben onu konuşturacağım. Sana söz veriyorum, ben konuşturacağım onu. Pilot, benim sabrım tükendi artık. 5 yıl boyunca ben bunun hayalini kurdum. Sadece bunun için yaşadım. Babamın katilini bulmak için. Ben de öyle oğlum. Ben de öyle lan. Ya tamam sen de öyle de benim durumum biraz farklı kardeşim. Ne demek farklı? Ya Erniko benim öz babamdı be oğlum. Ne diyorsun lan sen? He? Niye ayrı gayrı yapıyorsun oğlum? Erniko'nun vasiyetini unuttun mu Vedat? Baba. Aytekin abinin işine ben takoz koydum. Bedeli neyse ben öderim. Sen Aytekin abiyi sakın karşına alma. Çok güçlüler. Hallederiz evlat. Sıkıntı yapma. Ver onlara beni baba. Olmaz oğlum. Seni öldürmelerine göz yumamam. Yapma baba. Ne olur yapma. Bak benim yüzümden hem kendini hem Vedat'ı her şeyi tehlikeye atıyorsun. Yapma. Olmaz dedim. Baba, Aytekin abinin adamı geldi. Al bakalım içeri. Aytekin abinin selamı var. Ve aleyküm selam. Yanımdaki bana teslim etsin. Yoksa öz evladını alırım diyor. Diye. Kimden bahsediyor bu? Kim olacak? Aha şundan. O benim öz oğlumdan daha öz olan. Yapmayacaktın baba. Yapmayacaktın. Şimdi hepsi senin üstüne gelecek. Çok kalabalıklar. Her semtte, her mahallede tonlarca adamları var.
Pilot. Pilot. Pilot, evlat. Bu söylediklerini duymamış olayım. Sen benim oğlumsun. Oğlumun canını isteyenin canını alırım ben. Tamam evlat. Aslanlarım benim. Bakın sizler ayrı anadan, ayrı babadan kardeşsiniz. Sakın ola birbirinize sırtınızı dönmeyin. Eğer siz sırt sırta verirseniz hiç kimse size bir şey yapamaz. Ne olursa olsun yan gözle birbirinize bakmayın. Vasiyetimdir. Aslanlarım benim. Ben unutmadım Vedat. Ben Erniko'nun vasiyetini hiç unutmadım. Ben de unutmadım pilot. Unutur muyum hiç? Ana ayrı, baba ayrı ama kardeşiz biz. Ben senin için 1000 kere ölürüm be. Gel lan buraya. Ne olursa olsun birbirimize yan gözle bakmayacağız. Bakarsak kalbimiz kurusun. Kalbimiz kurusun. Bak şuraya geçelim. Olur. Yalnız 10 numara 5 yıldız ortammış. Tuğçe ablan iyi bilir böyle yerleri. İyi ki de gelmişiz ama ya. Ya baksanıza ne kadar güzel. Mis gibi. Dikkat edeceğim. İyi misin canım? İyiyim abla, iyiyim ben. Çok güzel değil mi burası? Öyleymiş. Tuğçe bunun ne işi var burada? Ya yemin ediyorum benimle alakası yok. Aşk olsun Sevda, konuştuk bunu. Abla beni almaya gelecekti. Konum atmıştım da. Ne? Neden? Ya abla ben sana güzel bir haber verecektim. Ama fırsat olmadı ki. Ne diyorsun Sinan, ne haberi ya? Ya 2 dakika kafa dinleyelim dedik, olanlara bak. Ya abla konuşturmuyorsun ki ama sen beni. Tamam. Tamam sus Sinan, sus. Telefon ne Sinan? Kim aldı sana bunu? Uygar abi aldı. Ne? Hanımlar selam. Sinan. Ne haber koçum, nasıl oldu? İyiyim abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne söylediniz? Daha söylememiştik aslında. Ha beni beklediniz yani. Çok kibarsınız. Buraya. Garson bey. Bir bak bakalım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu masayı şöyle güzelce bir donatalım ha. Tabii efendim. Sağ ol. Önce Sinan'ı bir doyuralım. Sonra doğru oryantasyona. O ne abi? Dedim ya, akşam şirkette ısınma turuna çıkıyorsun. Yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin. Tabii bu jargonu da. Bir dakika, ne işiymiş bu? Aa, senin haberin yok mu? Sinan benim şirkette çalışmaya başlıyor. Ne? Ya abla işte onu söyleyecektim ben de. Konuşturmadın ki. Önce telefon sonra iş, öyle mi? Ama çok güzel haber değil mi? Acayip moral oldu bana. Bir kutlasana kardeşini.
acıyor abla. Bir öp kardeşini. Bir kutla beni. Acıyor. Gel canım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şiştim. Gerçekten çok yedim yani. Böyle nefes alamıyorum. Soda mı içsem? Ya da yok, ben biraz yürüyeyim, bir hava alayım. Değil mi? Sinancığım hadi sen de kalk bana yardım et. Hadi, hadi beraber yürüyelim. Hadi, hadi kalk, kalk, kalk. En sana da iyi gelir, biraz yürüyelim hadi. Gel canım. İşte. Hadi gel. Biz geliyoruz kızım. Sevda. Yapma böyle. Ya bana bir şans ver. Hayır. Benden de ailemden de uzak duracaksın. Ya beni yanlış anladın. Ben sadece... Bak bir arkadaşın, bir aile dostun olarak senin yanında olmak istiyorum. Yani sizin. Daha kaç farklı şekilde reddedebilirim acaba seni? Gerçekten aynı dili konuşmadığımızı düşünüyorum. Tamam. Tamam peki. Ama bak Sinan'ın yanımda çalışmasına karşı çıkmayacaksın. Nasıl sevindi çocuk? Ya bırak biraz para kazansın, mesuliyetleri artsın. Hem kendini de daha iyi hissedecek. Bir daha o batağa girmesine izin vermeyelim. Bu iyi adam rollerini midemi bulandırıyor. Hiçbir konuda yardımını istemiyorum. Sevda, biraz ağır konuşuyorsun ama. Efendim? Alo, Sevda Hanım merhabalar. Paranız hesabınıza yattı. Dekontu da mailinize gönderdim. Haber vermek istedim. Tamam, kontrol edeceğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Yani istersen bırakayım seni. Lüzumu yok. Afiyet olsun. Ah sen de al. Size de afiyet olsun. Sen de al. Heh. Sevda abla. Hoş geldin. Ali hocam dükkanda Sevda abla. Bunu Ali'ye verir misin? Sen neden vermiyorsun? Ben senin vermeni istiyorum. Küstünüz mü? Üzülme Sevda abla. İnsan sevdiğine küsermiş. Ali nasıl? İyi mi? İyi çok şükür. Hasta falan değil. Olmasın zaten. Ağlama Sevda abla. Bak sen de kuşlara yem verelim ha. Bir daha verdi. Ali'ye iyi bak, tamam mı? Onun yanından ayrılma.
Ama söyle, sana sucuklu yumurta yapacağım. Çok güzel yapıyor çek. Sevda abla. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Yoksa Ali mi yol verdi? Kimsenin yol verdiği falan yok. Ben ayrıldım. Hem Ali'ye kalsa o dünden razı. Ne oldu? Hayallerin tatlı geldi değil mi? Sana söylemiştim. Ali'nin aklını bulandırma demiştim. Sen neden hala Ali'nin aklını bulandıramıyorsun? Anlamadım. Nesini anlamadın? Sürekli Ali'nin etrafındasın. Sürekli yemekler yapıp götürüyorsun. İzin verse evinden çıkmayacaksın. Bunlara rağmen hala Ali'nin aklını bulandıramadın. Neden? Ben senin gibi taktik maktik yapmam. Neyse oyun. Ha, o yemek taşıma olayları insaniyetten yani. İyiymiş. Ayrılmışlar. Hocam. 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 Sevda verdi. Sevda abla bunu sana vermemi istedi hocam. Borcumun bir kısmı burada. Geri kalanını da en kısa zamanda ödeyeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak lütfen. Sevda. Kötü bir şey yok değil mi hocam? Sevda abla hep ağladı. Ağladı mı? Ağladı hocam. Ben de ağladım. Ali'ye iyi bak dedi. Söyle ona sana sucuklu yumurta yapsın. Çok iyi yapıyor dedi. Sen nerede gördün Sevda'yı? Bizim parkta hocam. Parka geldi. Tuğçe Hanım. Sevda'yı gördünüz mü? Yo, görmedim. Ama buraya geldiğini söylediler. Demek ki işten fazla izin alamadı. Döndü. İş derken? Çalışıyor Sevda. Uygar Bey'in ajansında işe başladı. Ama ben size Sevda'yı rahat bırakmanızı söylemiştim. Sanırım dinlemeye niyetiniz yok. Uygar'ın ajansı mı? Bu imkansız. Aran ajans. İnanmıyorsanız gidip bakın. Ben oradan geliyorum. Da bence yormayın kendinizi. Tamam. Sevda'nın kafasını karıştırdınız. Ama artık her şey Sevda için çok net. Tercihini yaptı.
Ilgar Bey. İşlem tamam. Geliyor. Güzel. Gelsin bakalım. Duygu kızım bir saattir sesleniyor. Ali, sana olan hislerimi daha fazla saklayamayacağım. Seni o bayram sabahı mahallede gördüğüm günden beri seviyorum. Tercihlerine saygı duyduğum için hep hayatının kıyısında durdum. Seni uzaktan severek bekledim. Yine öyle olacak. Bunları yazarken senden bir şey bekliyor değilim. Ne yapıyorsun sen anne? Ver şunu. Sen hala o adamın peşinde mi dolanıyorsun Duygu? Anne. Hemen çık odamdan şimdi. Sen kendi gururunu düşünmüyorsan ben ne yapacağımı biliyorum. Anne ne diyorsun sen? Gidip o adama her şeyi anlatacağım diyorum. Yüzüne yüzüne söylesin seni sevmediğini. Belki o zaman anlarsın. Eğer böyle bir şey yap anne, bir daha asla yüzümü göremezsin. Ne oluyor ya? Şimdiye kadar hiçbir şeye karışmadın. Şimdiden sonra da hiçbir şeye karışmayın. Duygu, kızım ne oluyor? Ne bu hal? Duygu ne oluyor? Baba. Ne? Annem durdurmamız lazım baba. Hadi bakayım herkes kör olsun. Bir şey gören bir daha hayat boyu bir şey göremez ona göre. Sana tek bir şey söyleyeceğim Talat. O yüzden iyi dinle. Arkadaşına söyle, elindekini atsın. Cihangir duydun. Bırak. Lan bırak. Aferin.
Yolun sonuna geldik Talat. Hı? Şimdi ya bana Erniko'yu kim öldürdü söylersin. Ya da ben seni şuracıkta öldürürüm. Söyleyemem pilot. Beni yaşatmazlar. Ulan benim elimdeki yaşam ağacı mı lan? Üçe kadar sayıyorum. Akıllı ol. Söylerin, söylerin. Bir. İki. Üç. Dur, dur, dur. Tamam, tamam söyleyeceğim. 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 Bak pilot. Söylemesine söylerim. Ama bu işin peşini bırakman senin hayrına. Oğlum beni düşünmek sana mı kaldı lan? Dur, dur. Sen önce kendi kelleni düşün. Söyle. Dur. Tamam, tamam söyleyeceğim. Ali Hüroğlu. O yaptı. Fakat ona hiçbir şey yapamazsın. Arkası çok kuvvetli. Sen benimle geçiyorsun lan. Ha? Tek başına bir adam koskoca Erniko'yu o kadar adamı mı indirdi lan? Tek başına yaptı yemin ederim. Ali Hüroğlu. Kim lan bu Ali Hüroğlu? Anlat. O zamanlar devlete çalışıyordu. Şimdilerde her şeyi bırakmış. İnzivaya çekilmiş. Kendini dine vermiş diye duydum. Hatta adı hocaya çıkmış. Nereden nereye işte. Ali. Hüroğlu. Bu adam normal bir adam değil pilot. Çok hızlı. Silahların üzerine yürüyecek kadar korkusuz. Karanlıkta bile görüyor. Ben yemin ederim onu durdurmaya çalıştım. Kaç el ateş ettim ama vuramadım. Ne oldu lan? Ha? Korktun mu? Kim lan bu? Adam karanlıkta görüyor. Adam karanlıkta saldırdı. Yarasa gibi adam. Siz Ali Hoca'yı cami imamı mı zannettiniz? Değil mi? Ne oluyor? Harp! Bu adam geceleri yarasa gibi görüyor, onu anladık da. Gündüz gözüyle bu kadar adam, bir adamı indiremediniz mi lan? Vedat, ne oluyor lan? Işıklar bozuk herhalde. Yok, yok Reşit. Vedat, ne oluyor lan? Hoca ha? Hoca, Ali Hoca. Ali. Hüroğlu. Ali Hoca. Hı? Ali Hoca. Gardiyan! Açın lan kapıyı! Ali Hoca! Öldün lan sen gardiyan! Gardiyan! Ali Hoca! Sevda Hanım hazırsanız başlayalım mı? Thank you.
Bravo Sevda Hanım. Bravo. Hayırlı olsun Sevda. Tebrikler. Uygar pistinin evine hiç gitmedim. Zaten yüzünü bile görmeye tahammülüm yok.